Otizm aktivisti, değerli meslektaşım İrem Afşin karşımda İstanbul stüdyoda. Çok özel bir meslektaşımın, genç meslektaşımın, Nazım'ın da annesidir kendisi. Nazım'la gurur duyuyoruz biz. Çok başarılı bir gazeteci olacağına inanıyoruz. Zor şartlarda eğitim hakkı için mücadele ede ede eğitim hakkını alabilmiş Nazım'ın annesi İrem. Aynı zamanda otizm aktivisti karşımızda. Ben sözü hemen ona bırakacağım. Görebilir miyiz? Görüyoruz şu an İrem karşımda. Okay. Arka bahçeden girin. Merhaba İrfan. Merhaba. Arka bahçeden girin. Bu kapıdan giremezsiniz. Sizi istemiyoruz. Çıkın gidin bu okuldan. Ses gitti. Bunlarla karşılaşılıyor maalesef. Hala karşılaşılıyor. Yıllardır devam eden mücadeleye rağmen karşılaşılıyor. Söz sende İrem. Hiç araya girmeyeceğim. Şimdi tabii senin bunu söylemen çok normal İrfan'cığım. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Seninle beraber çok uzun yıllardır aslında otizm haberleri yapıyoruz. Bugün seni aradıktan sonra düşündüm. Tam sayısını çıkartamadım aslında. Açık konuşmak gerekirse bu yıl okul başladığından beri giderek artan sayıda okullardan geri çevrilme, çocukların okula kayıtlarının yapılmaması, ailelerden gelen bu tarz şikayetler çok arttığı için giderek yükselen sayıyla başa çıkamayacak bir sisteme baktığımızı zaten çok uzun zamandır biliyoruz. Fakat beni üzen şey şu oldu. Sen çok iyi hatırlarsın, o dönemde Nazım Özgür'ün çok haberini yapmıştın. İlkokulda da 8 okul arayarak, 8 okuldan geri çevrilerek ilkokula kabul edilip okumuştu. Ama ortaokulda Nazım Özgür'ün okul bulmamız mümkün olmadı biliyorsun. O dönemde ne yaşadıysak, yani Nazım'ın ilkokul döneminde diğer velilerden nasıl ayrımcılık olayları gördüysek, yaşadıysak. Yani 7 sene sonra, 8 sene sonra hala aynı şeye bakıyor olmak. Üstelik de ben bunu sadece bir anne olarak söylüyorum şu anda. Hani bugüne kadar yaptığım bütün sivil toplum çalışmalarından azade tutarak düşünürse, bir anne olarak 7 yıl, 8 yıl önce kendi oğlumla yaşadığım şeyi, sonra yıllardır farklı çocuklarla yaşadığımız olayları artık çocuk yuhalatacak hale gelmiş olması, evet, gerçekten bir otizmli annesi olarak çok yıkıcı ve çok yıpratıcı. Yani ben bugün bütün gün ne söylemeliyim ve nasıl söylemeliyim ki 15 senedir anlatamadığımız şeyi bir kere daha anlatalım diye düşündüğüm için çok da fazla bir şey yazmadım. Haberin gidişatı, bizim birkaç gündür bugün Sedef Erken de benim üyesi olduğum derneğin başkanı, İstanbul Otizm Gönülleri Derneği'ni yürütüyoruz biliyorsun. Sedef de çıktığı yayınlarda söyledi. Onun kendisinin de derneğinde birkaç gündür Aksaray'daki olaydan haberimiz vardı. Zaten önce sosyal medyadan duyuluyor biliyorsun bu tip nahoş özellikle olaylar. Açık konuşmak gerekirse biz biraz emin olmak istedik hani her tarafın fikrini alıp. Fakat ailelerden o kadar çok telefon geldi ki biz bunu yaşadık, böyle böyle oldu diye. Eskaza görmüşsündür, sosyal medyada düşen çeşitli videolar var zaten, okulun içinden de çekilmiş. Beni galiba üzen şey şu, iş farkındalık konusuna geldiğinde, hani farkındayız, biliyoruz, otizmleri tanıyoruz, işte onların yanındayız, böyle cafcaflı isimler, cafcaflı kampanyalar, herkes çok güler yüzü ve çok teşne. Ama bu tarz bir olayla karşılaştığımızda, ciddi bir ayrımcılık konusuna baktığımızda insanların tepkileri çoğu zaman bu sadece ilk defa alıyormuş gibi. Hayır, bu çok uzun yıllardır var ve artarak da devam etti. Yani biz bunun önüne almak için insanları bilinçlendirmek anlamında demek ki diyorum yeterli bir şey yapamamışız. Şimdi biz derken tabii bu işin içine devleti de katabiliyor olmak isterdim. Ama şöyle bir durumumuz var mesela, bu devlette çok uzun yıllar boyunca farklı bakanlıklarla, çok sayıda bakanlıkla ve dahi o bakanlıklarda tabii sürekli değişen farklı bakanlarla uzun yıllar çalışmalar yaptı bu ülkenin otizm konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları. Bizim aslında çıkmış bir otizm eylem planımız vardı 6 yıl önce, 3 yıl önce tekrar tekrar onaylanan, resmi gazetede yayınlanan fakat İçinde yer alan çalışmaların hiçbirinin yapılmadığı, kısa, orta, uzun vadede otizmli bireylerin ve ailelerin hayatında çok şey değiştirebilecek çalışmalar yapılabilirdi bu süreçte. Neyi beklediğimizi bilmeden bekliyoruz. Şimdi yeni kurulmuş bir Türkiye Otizm Meclisi'nde Türkiye Otizm Komisyonu var. Oradan çıkacak raporu bekliyoruz. Bu işin devlet kanadı. Galiba şöyle bir şeyin altını çizmekte fayda var. Bu işi hukuk dışı
yollarla çözmek gibi bir niyetimiz yok tabii ki. Biz her zaman çocuklarımızın anayasal hakkı olan vatandaşlık haklarını istediğimizi söyledik. Özellikle eğitim hakkı konusunda bunun ne kadar eksik kaldığını da yıllardır anlatıyoruz. Biz bu devletle, milli eğitimle çalışmak için çok uzun yıllardır emek harcıyoruz. Bu ülkede 100'den fazla otizm derneği var, Türkiye Otizm Meclisi var. Hepsi ailelerden kurulu sivil toplum örgütleri bunlar. Örgüt deyince ailelerin bizden bucak bucak kaçtığı yıllardan geldik biz buraya aslında. Geride çok ciddi, uzun yıllara dayanan bir mücadele var. Belki de o mücadelenin içinde herhangi bir emektar olduğum için bugün geldiğimiz noktaya en çok üzüldüğümü ama çok da öfkelendiğimi söyleyebilirim. Şimdi olayı müdürün örgütlediğini biliyoruz. Bugün Sedef Erken de detaylı olarak anlattı, biz de epey yazdık. Buraya yayına gelirken son haberlere baktım. Müdürün de muhtarın da hafif otistik olsalar neyse de işte ağırlar geldi, çok kalabalık oldu sınıf mevcudu. O yüzden hani gitsinler dedim. Bir müdürün, bir muhtarın da yardımıyla bir grup mahalleli aileyi başka bir grup mahalleli aileye karşı kışkırtması, çocuklarını her iki tarafı da okuldan atmakla tehdit etmesi. Benim görüştüğüm bir takım aileler dediler ki ya bize dendi ki sizin çocuklarınız bu okula gelemeyecek artık. Buraya sadece otizmler gelecek. Mahalledeki tek okul bu. O zaman biz dedik ki bizim çocuklar nereye gidecek? Şimdi bir çift taraflı iletişimsizlik var ama şundan eminiz. Yeterli donanımı olmayan, otizm hakkında da çok fazla bir şey bildiğinden tam olarak emin olamadığımız bir müdürün, bir muhtarın veya konuyla ilgili biz burada ne yapıyoruz diyecek kadar bile vicdan sahibi olamayan ailelerin vicdanına kalmış durumda otizmli çocukların eğitimi. Bu söz konusu olamaz. Sen beni bilirsin, ben biraz daha yumuşak, uzlaşmacı, öncelikli olarak hani hedefe kitlenelim, amacımızı söyleyelim, hep birlikte çalışalım derim. Çok uzun yıllardır oğlumla beraber otizm dünyasında yaşamının getirdiği bir pişkinlik demeyeyim ama hani alışkanlık da var. Biz benzeri olayları çok yaşadık kendi hayatımızda da. Dahası yıllardır da bu tarz olaylarla çok uğraşıyoruz. Okul açıldığından beri sadece İstanbul'da bizim çalışan derneğimiz, sahada çalışan dernekler gerçekten iş yapabiliyorlar aslında. Aktif çalışmak gerekiyor ama. Okuldan geri çevrilen, okula kaydı yapılmayan 50 tane çocuğu hani gerisin geri il milli eğitimle, ilçe milli eğitimlerle birlikte çalışarak gerisin geri okula koyduk. Bu olmamalı. Bu sadece derneklerin görevi olmamalı. Yıllar içinde o kadar çok ayrımcılık olayı gördük ki Aksaray'dakinin farkı diğer velilerin, diğer anne babaların çocukları yuhalamış olması. O yüzden hani bu geldiğimiz son nokta bu olsun diyorum. Bunu isterim tabii. Ben kulağımda İrfan'ın sesini duymuyorum. Peki. Peki şimdi hiç konuşmadığım, hiç araya girmediğim için duyamadın İrem. Şimdi duyabiliyorsun muhtemelen. Çünkü sizin anlatacaklarınız çok önemli. 8 okul değiştirdik diyorsun. Sonrasında ortaokul sırasında yaşadığınız zorluklar. Ve nihayet lise bitti. 18 yaşında bir delikanlının annesisin sen. Kamera kullanıyor, soru soruyor, röportaj yapıyor. Gazeteci olmaya hevesli sanırım, televizyon habercisi olacak Nazım. Bu noktaya gelmek kolay olmadı ve bir mücadele gerekti diyorsun. Bu mücadeleyi lütfen sürdürelim. Çünkü aydın diyebildiğimiz, okumuş, yazmış, okur, yazar, çizer diyebildiğimiz bazı insanlar da otistik tabirini özellikle yanlış da kullanıyorlar. Otistik medya diye yazabiliyorlar mesela. Ya da işte otizmli bireylerin Down sendromlu bireylerle çok karıştırıldığı oluyor. Otizmi bilmedikleri, tanımadıklarını görüyoruz. Ne kadar farkındalık kampanyaları yapılsa da. Ve bu çocukların eğitim hakkının senin de söylediğin gibi anayasal bir hak olduğunun fark edilmesi gerekiyor. Yoksa o Prime Time dizisinde çok severek izlediğinizi de biliyorum. Ben de çok severek takip ediyorum. O Doktor Ali'nin, otizmli Doktor Ali'nin başına gelenleri beğenerek izleyenler, alkışlayarak izleyenler sonrasında dönüp kendi okullarında biz bu çocuklarla kendi çocuğumuz okusun istemiyoruz diyebiliyorlar. Bu akşam değil mi dizi? Kaçırmıyorsunuz o diziyi.
Dizi bu akşam. Ben şimdi buradan senden yayından çıkıp eve gideceğim. Nazım Özgün'le beraber izleyeceğim. Biz orijinal versiyonu da seyretmiştik ama buradaki Türk versiyon yapıldı. Haberini aldığımız andan itibaren ekibi destek yedik. Oyunculara verdiğimiz bir takım yorumlar, danışmanlıklar da oldu. Nazım için şu anlamda çok özel tabii. Dizi ilk başladığında kendim gibi birini televizyonda seyrediyorum. Bunun nasıl bir his olduğunu sen çok bilemezsin sanırım dedi. O beni çok etkilemiştir. Yabancı versiyonu izlemiş olmasına rağmen Türk versiyonundan çok daha fazla etkilenmiş durumda. Nazım'ın tweetlerinde de biz dizi izlerken kendimiz sunmayı tweet atıyoruz, yorumluyoruz. Hep beraber seyrediyoruz, hissi yaratıyor bizde. Nazım'ın tweetlerinde de benim tweetlerimde de şu var. Orada okuyabildiği için ilerlemiş, bir takım farklı özel yetenekleri de olan bir otizmlinin, eğitim alabilmiş bir otizmlinin, tırnak içinde söylüyorum, cerrah bile olabildiğini görüyorsunuz. Bu birçok otizmli aile için evet bir ütopya. O dizideki otizmli birey, otizmli savant, yani üstün bir takım yetenekleri var, sıradan bir otizmli değil. Ama şöyle bir gerçek var, çok püf bir nokta o. Şans verilirse yapabiliri anlatsın istedik dizi başından itibaren. Biraz da o anlamda destekledik. Biz okul konusunda Nazım'la ilgili gerçekten çok uzun yıllar süren bir mücadele geçirdik. Ama o şimdi lisede diğer arkadaşlarıyla birlikte hiçbir sistem farkı da olmadan okuyabiliyor. Önümüzdeki sene üniversite sınavına girecek. Hemen düzelteyim, sonra sana kızmasın. Belgeselci ve fotoğraf sanatçısı olmak istiyor. Tamam, çok gazeteci önemli. Olmayı düşünmüyor açıkçası. Tamam. Dizide çok böyle üzülüyor ya insanlar Ali'nin başına gelenlere. İşte çocuğa kötü davrandılar, ayrımcılık yaptılar. İşte ilkokul sahneleri gösteriyor. Vay bu çocuğa nasıl yapılır? Aynısının 5 katını, 10 katını... Gerçek hayatta bu ülkede birçok otizmli çocuğa, otizmli bireye ve ailesine yaşatıyor bu toplum. Bunun biraz artık ikiyüzlülük olduğunu düşünüyorum gerçekten. Bu ikiyüzlülük hepimizin olmasa da bir kısmımızın en azından doğru konuşalım. Yaka silktiği bir özellik haline geldi. Konuşurken başka, davranırken başka. Kendisinden farklı olanlara tahammül etmeyenlerin toplumu haline dönüştük. Oysa ki farklılık güzeldir. İnsanlar farklılıklarıyla güzeldir. Çok teşekkür ediyorum İrem Afşin ve belgeselci meslektaşım Nazım'a da selamlarımı iletmeni rica ediyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim İrfan. Her zaman olduğu gibi sesimize ses kattığın için. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.